Manşete hoş geldiniz. Son kez oyunuzu istiyorum. Anladınız siz. Birazdan bakacağız buna ama gündemin önünde bazı başka sıcak hadiseler var. Önce onunla başlayalım. Ardından çünkü bunlara sıra gelmez. Ardından bu son kez oyunuzu istiyorum meselesini konuşacağız. Şimdi bakın Eylül ayı geliyor birkaç gün sonra ve artık soğuk havalar dönüyor. Gerçi benim yaşadığım memlekette hiçbir zaman sıcak hava olmadı da. <laughs> o da bizim kendi aramızdaki e, sitemlerimizden. E, İngiltere'de yaz olmuyor. Yani bildiğimiz anlamda yaz olmuyor. Ha sadece şu oluyor. Mayıs ayından itibaren e, işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kaloriferi yakmıyorsunuz. Yani kaloriferi yakmayacak kadar bir sıcaklık söz konusu. Güneş çok az oluyor. Deniz, evet, adadayız ve dört bir taraf plaj ama öyle çok suya girilecek hafta haftalar olmuyor. Belki bir hafta, iki hafta biraz sıcak yapıyor. Biraz sıcak dediysem de Kurban Bayramı haftasında 26-27 dereceyi gördü. Biraz sıcak yaptı. Ama onun dışında hava sıcaklığı Haziran, Temmuz, Ağustos boyunca 20-22 dereceyi hiç geçmedi. Böyle bir durum var. Havalar soğumaya başlayınca yani Eylül'den itibaren Covid vakaları e, artacak. Benim yaşadığım ülke, ülkede de İngiltere'de de son açıklanan rakam 149 ölüm günlük 35 bin üzerinde vaka var. Yetişkinlerin %77'den %77'si 2 doz aşılanmış. Şimdi sadede gelelim. Evet İngiltere'de de e, yetişkinlerin 2 doz aşılanma oranı aylardır değişmiyor. Yani bundan 2-3 ay önce de %75 dolayındaydı. 2-3 ayda sadece 2 puan eklenmiş. Yani e, yetişkinlerin e, 4 yetişkinden 3'ü aşılanmış, biri hala aşılanmıyor. E, aşı bir aşı merkezi kadar mesafede yani bakkala gider gibi veya markete gider gibi aşı merkezine gidip randevusuz aşısını olabiliyor. İstediği aşıyı da seçebiliyor. Burada iki aşı yaygın olarak uygulanıyor. Birisi Pfizer-BioNTech, öbürü de Oxford-AstraZeneca. E, fakat bu ülkede de böyle aşı karşıtlığı var evet, bana bir şey olmaz rahatlığı var evet. 4 yetişkinden sadece 3'ü aşılanmış durumda. Ancak vaka sayıları artıyor, ölümler de artıyor. Yani aşılanmak sizin korona pozitif olmanıza engel değil, hastanelik olmanıza engel değil, hatta ölmenize de engel değil. Ancak hastanelik olanlar ve ölenlere bakıldığında büyük oranda %90 ve üzeri aşılanmamış kişiler olduğu görülüyor. Şimdi bütün bu istatistiklere bakıldığı zaman ben aşı karşıtında bir şey demiyorum. Özgür iradesiyle insan aşı olmayabilir. Bir insan tedaviyi de reddedebilir farklı hastalıklarda. Olabilir bu yani. O onun hakkıdır yani. Ötenazi falan gibi konular var. Oralara hiç girmeyelim. Farklı etik tartışmalar. Ancak aşı olmayan insanların başkalarını başkalarının hayatını riske etmesi ya da aşı olmayan insanların kampanya yapması, aşı olmayın diye kampanya yapması, bunu dayatması buna karşıyım. Veganlığa hiçbir itirazım yoktur ama herkes vegan olsun. İşte feminizme hiçbir itirazım yok. Yoktur ama herkes feminist olsun falan gibi bir day bu tür dayatmalara karşıyım. Aynı şekilde şu anda aşı karşıtı da böyle bir dayatmaya doğru gitmiş durumda. Buna gerek yok. Bir gazeteci olarak verilere baktığımda tıp dünyası da anlamaya çalışıyor. Bu konuda net, kesin bir makale yok. Makaleler var, varsayımlar var. Hiçbir uzman Eylül ayından Ekim ayından itibaren vakaları ve ne biçimde şu aşı olaylarının bu işi öteleyeceğini kestiremiyor. Evet şu anda ötelemiş görünüyor. 1000-1500 günlük ölüm oranları 100-150'ye kadar düşmüş durumda. Aşı olanlar hafif atlatıyor. Fakat sonrası sonrasını bilmiyoruz. Bakın bu ekrandaki grafikte BBC grafiği Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşıları İngiltere'de yaygın olarak kullanılan iki aşı. İlk ayın sonunda Pfizer-BioNTech %88 Iki, AstraZeneca %77 5-6 ay sonra Pfizer-BioNTech'in etkinliği %74'e AstraZeneca'nın etkinliği de %67'ye düşüyor. Yani %80'ler dolayındaki etkinlik 5-6 ay sonra %70'ler, %65'ler seviyesine kadar gerile, gerileyebiliyor. Hangi aşıyı olmuş olursanız olun. Dolayısıyla böyle de bir e, grafik var. Yani hastalansanız bile, Covid-19 kapsanız bile virüsü bunu ayakta veya hafif atlatmanıza sebep oluyor aşı. Bütün istatistikler, grafikler bunu böyle söylüyor. Bir diğer güncel konu, İstanbul'un taksi sorunu. Beni çok alakadar etmiyor, İstanbul'da yaşamıyorum, bundan sonraki hayatımda da yaşamayı planlamıyorum. Fakat çok kronik bir noktaya gitmiş durumda bu taksi meselesi. İstanbul'da yaşadığım dönemde de bu bir krizdi. Bu hala da kriz olmaya devam ediyor. En son gene eee e, bakanlık temsilcilerinin oylarıyla 8. kez İstanbul'a ilave taksi verilmesi, işte İstanbul'un taksi plakasının sayısını artırmak reddedilmiş. İstanbul'un nüfusu e, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İstanbul'un nüfusunu değil de e, birkaç rakam vereceğim size. E, yanılmamak için de notlarıma bakıyorum. İstanbul'un nüfusu son 55 yılda 7 kat 7 kat artmasına rağmen Sadece 1881 yeni taksiye izin verilmiş. Bir başka değişle, deyiş, 1965 yılında 2.2 milyonmuş İstanbul'un nüfusu, 15.514 taksi varmış. 2020 verilerine göre nüfus 15 milyonu aşmış ancak taksi sayısı aradan geçen 55 yılda nüfus katlanarak artmasına rağmen sadece 1881 artarak 17.395 olmuş. Bakın İstanbul'un nüfusu 1965'te 2.2 milyon şu anda 15 milyonun üstü. 1965'te 15.000 bin küsür taksi var şu anda 17 bin küsür taksi var. Sadece bu rakamlara bakarak bu konuda e, İstanbul'da taksi rantının nasıl arttığı ve kimlerin niye bu konuyu istemediği hakkında bir fikir verebilir. Şimdi e, 1990'dan bugüne kadar yani 30 yıldır İstanbul'da taksi plakası da verilmemiş. 1990'da da 17.395 adet taksi vardı. Bugün de 17.395 adet taksi var. Bir de bu iki rakam, bu ikinci veriyi koyun. Yani 65'ten 90'a kadar taksi sayısı 2000 artmış. 90'dan sonra da adeta mühürlenmiş. Son 30 yıldır taksi plakası verilmemiş. 1990'ın İstanbul'u Nire, 2021'in İstanbul'u Nire. Böyle bir durum var. Şu anda taksi arayan taksi bulamıyor. Ee, ciddi bir taksici terörü yaşanıyor. Yani kısa mesafeyi beğenmeyen işte efendim ücret dolandırıcılığı yapan Asla astı astık kesti kestik. Zaten çoğu da kendi taksisini kullanmıyor. Yani taksi taksi plakası sahipleri bunu kiralıyorlar veya işte bir biçimde şoför çalıştırıyorlar vesaire. Ve Uber'i yasaklatıyorlar. Taksi sayısının artmasını yasaklatıyorlar. Sonra da taksi taksi plakası fiyatları milyonlarca artıyor. Bir rant oluşuyor. 2-3 milyon falan belki daha da fazla. Tuhaf bir durum. Bir işin böyle bir yönü var. Bir diğer yönü de İstanbul Belediyesi 2-2,5 iki, iki yıldır ne yaparsa yapsın bu durumu değiştiremiyor. Ee, bir biçimde bir çözüm bulmak zorunda. Yani tamam Ankara ile tepişiyorsun sen e, ne bileyim şeyle tepişiyor e, e, siyasi irade e, daha doğrusu e, Ankara İstanbul'da sana iş yaptırmamak için her şeyi yapıyor. Tamam kabul ama bir şekilde bu konunun aşılması da icap ediyor kolay değil evet ama bir şekilde bu konunun aşılması icap ediyor. Karşınızda öyle bir parti var, öyle bir rejim var. Benzer bir durum kendisi için geçerli olsaydı mangalda kül bırakmazdı ama şimdi işte İstanbul Büyükşehir'i CHP'de olunca başka türlü çalışıyor bu olay. Bir diğer konu Afgan mülteci meselesi. Şimdi Afgan mülteci meselesi daha doğrusu Afganistan meselesi en son şuna bağlandı. Türkiye'de Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla oradaki askerlerini çekiyor. Bu yayınları takip edenler e, bilirler, hatırlayacaklardır. Dilimizde tüy bitti. İki haftadır aynı şeyi söylüyorum. Birleşmiş Milletler ve NATO kararları uyarınca 2001'de e, 11 Eylül saldırıları Amerika'da olduktan sonra Amerika, El-Kaide ve türevlerini temizlemek üzere Afganistan'a girdiğinde o gün 20 yıllık bir vade söz konusuydu ve Birleşmiş Milletler NATO kararları uyarınca bu misyon 2021 Ağustos ayının sonunda bitiyor idi. Yani şu anda Amerika ve müttefiklerinin Türkiye dahil Afganistan'ı terk etmesi, Afganistan'dan çıkması bu plan çerçevesinde yürüyen bir takvimin nihai parçası. 31 Ağustos 2021'de Birleşmiş Milletler ve NATO kararları uyarınca misyon bitiyor. Fakat bunu kendi kamuoyundan bile sakladı Türkiye. Ve biz orada kalacağız. Biz orada işte efendim hava, havaalanı şeyini ne derler güvenliğini sağlayacağız dedi. İşte en son gene İbrahim Kalın konuşmuş. Askerimiz çekildikten sonra da Kabil'de havalimanı işletmesine devam edebiliriz. Havalimanı işletmesine döndü tabi. Havalimanı güvenliğini sağlama havalimanı işletmesine döndü. Ben Twitter'da bir, bir espri yaptım. O da kendi esprim değil. Bir yerde görmüştüm. Yani e, bu arkadaşa bir büfe verseniz de havalimanında, Kabil havalimanında kurtulsak dilinden diye. E, gerçi İbrahim Kalın sarayın dış politika danışmanlarından biri. Kabil havalimanını niye işletmeye çalışıyor falan bu insanlar diye sorduğunuzda akla iki şey geliyor. Bir batıya karşı pazarlık. Batı'ya karşı elini güçlü tutma meselesi. 2- e, Afganistan havalimanı demek, uyuşturucu trafiği demek. Yani oraya uçan uçak yok. Bakın Flight Radar 24 veya işte efendim uçuş şeylerine falan. Bulunduğunuz ülkeden Kabil'e uçuş var mı? Yok. 1 veya 2 hava yolu galiba, Coşkun Aral'ın tabiriyle oraya uçuyor. Genelde özel uçuşlar gerçekleşiyor. Bu uçuşlarda da ne taşınıyor? Uyuşturucu taşınıyor. Milyarlarca dolarlık bir pasta pazar. Muhtemelen Türkiye bundan da payını almak istiyor ikinci olarak. Bir de işin böyle bir e, yanı e, var. E, o arada tabii e, TRT World'de böyle e, kampanyalar yapılıyor. İşte Taliban'ın elit savaşçıları, komandoları falan. İşte öyle Taliban bildiğiniz gibi değil. Bakın burada gördü, görüldüğü gibi son derece elit askerler, son derece modern araçlarda, son derece modern silahlarla yani öyle işte terlikli e, ne bileyim, uzun sakallı, elleri kalaşnikoflu falan tipler değil yani filan diye. TRT İngilizce yayın kuruluşu TRT World'den böyle de propagandasını yapıyor hala. Taliban savaşçılarının işin bir de böyle bir yanı var. Bir de şu yanı var, e, Hollanda'da Kabil'den tahliye edilen 800 Afganistan vatandaşının yerleştirileceği köyde sığınmacı karşıtı protestoların kontrolden çıkması üzerine acil durum ilan edilmiş. Evet. Bu durum gerçekten dikkat çekici. E, BBC Türkçe'den okuduğunuzda e, Afganistan vatandaşları köy halkı işte protesto etmişler diyorlar ki köy halkı kalpsiz hayvanlar değiliz ee, sadece korkuyoruz. Evet dünya basınında çıkan haberlerden falan da etkileniyorlar belki. İşte bir şekilde bu şeyler Afganistan'dan tahliye edilerek Hollanda'ya getirilen Afgan sığınmacılar falan gösteriliyor. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Yani Türkiye sınırına duvar örüyor. Yalnız 500-550 kilometrelik İran sınırına tümüyle duvar örülmüş değil. Yanılmıyorsam 80 kilometre civarında duvar örülmüş. Yani İran sınırının 5'te birine dahi duvar örülmüş değil. Şu anda insan kaçakçıları hala İran'dan Afgan veya farklı milletlere mensup kaçakları Türkiye'ye taşımaya belli bir ücret karşılığında, para karşılığında devam ediyorlar. İki... E, ...Afganlara karşı ve Suriyelilere karşı veya işte diyelim ki bir şekilde kaçak göçek Türkiye'ye gelenlere karşı bir öfke var. Ve işte e, ya bunlar da insan bir dakika empati yapın falan dendiğinde linçe uğruyorsunuz. Ben lince uğramak falan filan neyse e, da değilim yani biz defalarca lince uğradık zaten. Lince uğrayacak bir tarafımızda kalmadım Orada değilim ama takip eden insanlar için şunu söyleyeceğim. Yani öfkenizi yönlendirmeniz gereken yer bir yere, bir yere patlayacaksanız bu Afganlar veya Suriyeliler değil. Kapatın sınırınızı, duvar çekin ve bundan sonraki girişleri kontrol edin yeterli. Şimdi batıda e, mülteciler geldiğinde bir kere zaten her mülteciyi sokmuyorlar. Diyelim ki mülteci bir biçimde batıda herhangi bir e, ülkeye ulaştı o ülke o mültecileri eğitime tabi tutuyor, iş sahibi yapmaya çalışıyor, dil öğretmeye çalışıyor ve ülkeye homojen olarak dağıtıyor. Yani mülteciler kafasına göre bir yerde yaşayamıyor. Gösterilen şehirde veya gösterilen mahallede yaşamak zorunda kalıyor. Eğer kendi gelirlerini temin edecek, kendi iaşesini çekip çevirecek bir durumu yoksa. Şimdi artık kayıt altına alınıyor hepsi. Siz hem gelen mültecileri kayıt altına almamışsınız. Halen de almıyorsunuz. Almak gibi bir niyetiniz de yok. Verdiğiniz bütün rakamlar yalan. Sınır güvenliğini aldık, kuş uçurtmuyoruz diyorsunuz. Ha, sınırlar sınır kevgir gibi. Hala insanlar gelmeye devam ediyor ve e, Türkiye'ye girdikten sonra kayıtsız kuyutsuz nereye gittiği belli değil ve nerede başa bela olacağı da belli değil. Haliyle öfke öfkenin yöneltilmesi, öfkenin yönlendirilmesi gereken yer mültecilerden ziyade buna izin veren siyasi irade. Siyasi irade buna neden izin veriyor? Elini güçlü tutmak için. Tıpkı Afgan Havalimanı kontrolü meselesi gibi. Batı'ya karşı elini güçlü tutmak için e, karın ağrıları var, e, bir takım açıkları var, bir takım suçlara bulaşmış durumda. Bunlar örtbas edilsin diye, ekonomik olarak narin durumda e, bu konuda bir destek bulabilsin diye. Dolayısıyla Türkiye'nin başında bu idare olduğu sürece burnunuz çoktan çıkmaz diyeceğim. Ayıp ediyorsun diyeceksiniz ama durum bu yani. Durum bu. Daha çok Afganlarla, Suriyelilerle, göçmenlerle e, Türk insanı birbirine girer. Maalesef durum bu. Bakın Aslı Aydın Taşbaş yazmış. Afganistan'dan beklenen göç rakamı ne kadar biliyor musunuz diyor? 10 milyon. En iyimser analizler, hepsini dinliyorum, okuyorum. En iyimser analistler, batılı analistler dahil 3 ila 4 milyon Afgan mültecinin e, ülkeden çıkacağını bir yerlere yerleşeceğini söylüyor. Burası neresi olacak? Rusya yukarıda kapattı. E, İran, Türkiye ortada. E, batı kabul etmiyor zaten. Bakın işte 800 e, Afgan mülteci almış Hollanda. Köy halkı ayağa kalkmış. Ne olacak? 3-4 milyon olsa bile büyük bela. Aslı Aydın dediği gibi 10 milyon olursa buyur çıkışın içinden çıkabiliyorsan. Evet. Maalesef Durum son derece vahim. Evet. Şimdi geçelim siyasal siyasi gündeme. Bu konudaki diyeceklerimizi aşağı yukarı toparladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki KHK'larla işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Memlekete hoş geldin. 5 sene sonra KHK'larla işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın sözünü söylemeniz için 5 sene geçmesi mi gerekiyordu? Bunun için böyle seçimin falan yaklaşması, erken seçim seslerinin falan yükselmesi mi gerekiyordu? Bunu bir seçim vaadi olarak falan belki ortaya koymanız mı gerekiyordu? Bu 5 yıldır durum böyle zaten. Ama neyse ki zararın neresinden dönerse kârdır diye bakıyor olabilir iktidar veya iktidar temsilcileri. Bu elbette ee, seçimin erken seçimin yaklaşıyor olduğu manasına da gelebilir. Kılıçdaroğlu'ndan baskın seçime hazırlıklı olun talimatı. Evet, 25 Ağustos'taki MKYK toplantısında görüşülmüş Eray Görgülü'nün T24'teki haberi. Evet. Yoksul mahalleleri ziyaret edeceğiz filan falan. Erken seçim senaryoları çerçevesinde iktidarın baskın seçime gitme ihtimali değerlendirilmiş. Muhtemelen KYK çıkışı da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çerçevede oldu. İşte biz KYK'ları tekrar işlerine iade edeceğiz filan dedi. Bilmiyorum e, iş nereye gider. Ancak e, gerek KYK'ları işe iade etme gerekse baskın seçim meselesi o kadar basit mi o kadar e, kolay mı bütün bunlara bakacağız. Ama ondan önce Barış Terkoğlu bir tweet atmış diyor ki ya 15 Temmuz'a ya da Libya'da şehit edilen mitçilere dair bugüne kadar hükümetin ve medyasının söylediği her şey yalandı ya da AKP Erdoğan ve medyası 15 Temmuz darbesinin failleriyle MIT mensuplarımızı şehit edenlerle barıştı. Sadece şunu söyleyeceğim. Her şey yalandı. Ya her şey yalandı ya da şöyle. Türkçe'ye vak vakıf olanlar bilirler ki o zaman her şey yalan mıydı? Ya her şey yalandı ya da şöyleydi falan gibi cümleler. Olaylar genelde yalansa kurulur. Genelde ama. Evet. Cezaevinde bulunan yakınlarına para gönderme gerekçesiyle 6 kişi tutuklandı. Artı gerçekten bir haber. HDP'liler bunlar efendim. Yani hemen aklınıza cemaat vesaire de gelmesin. E, durum ülkede gerçekten bu zaviyede. Ya gerçekti ya değildi denen 15 Temmuz sayesinde oluyor bu. Hilal Nesin paylaşmış işkence ettikleri kişileri paylaşınca onlara ses verince FETÖ'cü diyorlar umurumda değil. Evet. Aynen böyle bakmak gerekiyor. Zaten sizden olmayan veya görüşünü benimsemediğiniz insanlara sahip çıktığınız, onların hakkını savunduğunuz zaman yaptığınız iş bir şeye yarıyor. Herkes kendi mahallesine demokrat, kendi mahallesi konusunda sahiplenici olur. Önemli olan başka mahalledeki insanlara veya onun gibi düşünmediğiniz insanların haklarını, hukukunu gözetmek. O zaman e, hak-hukuk savunuculuğu bir yere gider. Evet. Bakın Adana'da Alevilerin evlerini işaretlemişler. Emniyete acilen göreve çağırıyorum diyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut. Bakın Kızılbaş diye filan işaretlemiş evi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Son bir notta da Erdoğan neredeydik nerelere geldik diye bir tweet paylaşmış. Grafik 4-5 tane grafik var. Yıllık büyümeyi ortalama %1'in altından %5'e getirdik. Yatırımlarımızı şöyle yaptık, ihracatımızı böyle yaptık. Hatta Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 10.9 milyar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle ki o da IMF. E, <laughs> süreci tamamlanan işlemlerle yakında 115 milyar doların üzerine çıkacak diyor filan. Evet. Şimdi e, Murat Kubilay paylaşmış. Diyor ki sadece birkaç rakam vereceğim, geçeceğim. Türkiye'nin AKP öncesindeki ortalama büyümesi zaten %5'e yakındı. %1'den 5'e çıkmadı. İhracat 170 milyar dolara çıktı ama ithalat da 219 milyar dolarla rekor kırdı diyor. Devamla Türkiye'nin 2003-2021 arasında verdiği toplam cari açık 584 milyar dolar. Peki 84-2002 arasında kaç? 22 milyar dolar. 18 yılda tüm zamanların toplamının 10 misli açık verildi diyor. Ve sıralı tweetlere bakabilirsiniz araştırıp iktidarın söylediği her şey yalan. Tıpkı Türkiye işte 17. büyük ekonomi. Türkiye AKP'den önce de 17. 17. büyük ekonomiydi. Kaldı ki AKP döneminde bu 18-19-20'ye kadar düştü. Onu da belirtelim. Ama dediğim gibi yalandan kim ölmüş? Ee, i̇ktidar e, tuhaf bir biçimde e, şey yapıyor, e, hedef saptırıyor. İktidar tuhaf bir biçimde e, yalan söylüyor ve gerçekler ortaya çıkmasın, gerçekler konuşulmasın, gerçekler anlaşılmasın diye bir çabası var. E, dar bir aralıktan güneş vurdu yüzme, özür dilerim. Şimdi e, son konu e, bu erken seçim, baskın seçim falan meseleleri, e, siyasi kulisler. Geriye doğru birkaç programdır bunu konuşuyorum. Tekrara girmeyeceğim. Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ilk defa duyacağınız bir iki detay söyleyeyim size. Bir tanesi Erdoğan hasta e, ve epilepsi rahatsızlığı var ve bu saklanıyor. E, hatırlayın 2006-2007 yıllarıydı galiba. O epilepsi nöbetinden dolayı... E, Şoförü acilen hastaneye çekmişti Erdoğan nöbet geçirmeye başlayınca ve şoförü o panikle arabadan çıkınca arabada otomatik kilitlenmişti ve Erdoğan arabanın içinde kilitli kalmıştı. Ve balyozla falan kırılarak otomobilin kapısı camı Erdoğan çıkarılabilmişti. Ta o zamanlara dayanan problemler. 2011-2012 yıllarında iki kere operasyon geçirdi. Kolon kanseri olduğu söylendi, ama bu ne Erdoğan tarafından ne de çevresi tarafından doğrulandı. Bir başka konu geçtiğimiz günlerde Turan Çömez ki Erdoğan'ın eski doktoru aynı zamanda AKP'de milletvekilliği hem daha önce özel kalem. Hem de daha sonra milletvekilliği yapmış bir isim. Bir Amerika seyahatinde Erdoğan'ın rahatsızlandığını ve farklı kimlikle hastaneye kaldırıldığını, yatırıldığını söylemişti. Ama o da kendisinde duran bazı e, sırları paylaşmaktan e, çekinmişti. Herhangi bir sağlık raporu yok Erdoğan'ın geriye doğru. Ama bu bahremiyet de değil kişi, kişi hakları, kişisel haklarla alakalı bir konuda değil. Senin benimle ilgili sıradan insanlarla ilgili sağlık bilgilerinin elbette mahremiyeti gizliliği olabilir. Fakat devleti yöneten kişilerin her sene belli aralıklarla sağlık raporu yayınlanmalıdır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sayfalar dolusu raporu var. Şu anki başkan Joe Biden'ın. Ondan önceki başkan Donald Trump'ın da Kan tahlilleri şunları bunları bütün hepsi düzenli olarak, e, yapıldığı ve işte e, hangi durum olduğu, işte vücuttaki belli değerlerinin ne seviyede olduğu e, kamuoyuyla paylaşılıyor. Ülkeyi yöneten insanlar da e, insanların bunu paylaşması kadar doğal bir şey yok. Ama bu batı demokrasilerinde daha çok oluyor. Maalesef e, Türkiye gibi Ortadoğu ülkelerinde bu yok. Ecevit'in sağlığı da şeffaf paylaşılmadı. Ecevit de gerçekten hastanede yattığı günlerde, sonra eve çıktığı, taburcu olduğu günlerde vesaire. Ee, bir şeffafiyet yoktu. Kabul edelim yoktu yani. Ama Ecevit gerçekten ağır hastaydı. Hatta e, Başbakanlığı bıraktığı günlerin hemen art, ardından e, bir hatıramı nakledeyim. Habertürk'e gelmişti. Habertürk'ün Sefaköy tesisleri. İstanbul'dayız. E, Re Recai Güner'i falan vardı. İşte onun koruma polisi Rahşan Hanım vardı. E, biz en son Ecevit'i e, arabasına kadar geçirdik. Ben elimi uzattım tam sıkışacakken e, e, tokalaşacakken e, ecevit başka tarafa doğru elini uzattı yani boşluğa doğru elini uzattı sonra ben durum yani konum değiştirdim ve onun karşısına geçtim falan yani e, yön duygusunu da yitirmişti yani e, karşısındaki ile tokalaşırken e, karşısındaki ne değil boşluğa doğru elini uzatan bir ecevit vardı. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. O da eşi Rahşan Hanım da saklandı. Onun sağlık durumu da saklandı. Halbuki devleti yöneten insanların, icranın başındaki insanların sağlık durumları şeffaf olmalı, paylaşılmalı. bizim gelenek maalesef Türkiye'deki gelenek böyle değil. Yani hatırlayın Osmanlı'da kanunenin ölümü bile seferde ordudan gizlendi. Aman aşkı şevki düşmesin diye ordunun iç organları çıkarılıp ceset kokmasın diye orada defnedildi. Sonra da işte beden İstanbul'a getirildi hatta rivayet o ki atın sırtında falan böyle dik dursun diye filan ee, padişahın ölmüş padişahın işte orduya veya işte efendim kimler varsa onlara teşhir edildiği gösterildiği filan bile söylenir canlıymış gibi. Neyse bizim geleneğimizde bu yok fakat siyaset dünyası bununla kaynıyor. E, ve e, Temel Karamoğluoğlu en son çıktı e, Habertürk'te konuştu ve Erdoğan'ın hastalığını, rahatsızlığını, iyi görünmediğini çok açık bir dille e, anlattı. Bu gerçekten e, hayret verici bir şeydi. Temel Karamoğluoğlu sıradan bir insan değil, Erdoğan'la aynı siyasal gelenekten gelen bir insan ve e, muhakkak kulağa delik bir şeyler, e, ona da fısıldanmış bir şeyler biliyor. Ben e, Abdullah Gül Fehmi koru çıkışı ile ilgili daha önceki programlarda belli analizleri yapmıştım ama e, Erdoğan'ın işte affedilme yargılanmama garantisiyle görevi bırakması veya üçüncü bir ülkeye gönderilip e, sürgün edilip görevi bırakması güçlü parlamenter sisteme dönme meselesi filan falan kaybedeceği kaybetmeyeceği seçim bunlarla ilgili e, görüşlerimi e, paylaşmıştım ancak en son e, Artı TV'de e, İsmet Demirdoğan paylaştı ki dikkatimi çekti. O da gazeteci Serdar Özsoy'dan alıntılayarak paylaşmış. Diyor ki e, Konya'da, Serdar Özsoy anlatıyor gazeteci, Konya'da bir diyaloğa e, şahit oldum. Erdoğan sizin son kez oyunuza talibim, bana son kez bu kardeşinize oy verin falan derse e ne yapalım yani başımızdan gitsin de verelim falan gibi bir e, konuşmaya, diyaloğa tanık olmuş. Erdoğan böyle gelebilir. Bana da son derece makul, mantıklı geldi. Sabah başka, akşam başka konuşan bir lider zaten teknik olarak da son kez aday olabilecek. Yani iki kere halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişinin üçüncü kere normal vaktinde aday olup seçim normal vaktinde olursa aday olup seçilme şansı yok. Aday olma şansı yok. Dolayısıyla erken seçime götürürse ülkeyi aday olabiliyor. Fakat e, ondan sonra bir daha aday olamıyor zaten. E, Erken seç seçime yani Erdoğan zaten teknik olarak son kez aday olacak önümüzdeki seçimlerde. Zaten sağlığı da daha fazla götürmesine mani. Erdoğan'ın şunu söylemesi son derece normal. 3 sene 5 sene sonra Allah kerim son kez oyunuza talibim. Bu kardeşinize işte e, son kez oy verin. E, ve işte 2023'teki hedeflerimizi gerçekleştirelim. Bir duygusal çıkış. Bir 3. E, ve son dönem. Bir final dönemi. Ee, belki de işte güçlü parlamento vaadi. Her şeyi de vaat edebilir o arada. Neyse e, seçimi almak için e, yapamayacağı şey yok. Bütün bunların hepsini yapabilir. Onun için öyle yazdım. Son kez oyunuza istiyorum. E, bu yayına da böyle başlık oldu. E, böyle bir çıkış yapabilir. Dediğim gibi e, kaybederse e, veya kaybedeceği kaybetmeyeceği seçim üzerinden analiz, analizler yapılıyor ama... Kaybederse stratejisi ne olur? Sandığı devirir veya seçimi gayrimeşru ilan eder, tekrar eder. Ne yaparsa yapar, bir şey yapar. Fakat kazanmak için yapamayacağı şey yok. Bütün bunların hepsini deneyebilir. Duygusal çıkış, son kez oy isteme ve her şeyi vaat etme. Güçlü parlamenter sistemde bilmem nereye kadar. Daha sonra bunları geri almayacağını garantisi yok. Alır da zaten. Görebileceğiniz en makyavelist ve pragmatist bir liderdir Erdoğan. Böyle şeyler de olabilir. Fakat son tahlilde pek çok tarih üzerinde duruluyor. Zaten seçime yaklaşık bir buçuk yıl kaldı. Yani normal zamanı 2022, 2023 Haziransa bu seçimin daha önce olacağı, yani 2022 yılında olacağını artık herkes konuşuyor. Bu 2022 bahar mı, 2022 Ekim-Kasım ayları mı? Bunu kimse bilmiyor. Erdoğan'ın sağlık durumu elvermezse daha fazla götüremeyeceğinin bir seçim kampanyası yapamayacağının anlaşılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi bir baskın seçim veya Ekim Kasım ayında bir seçim söz konusu olabilir. Bu arada iktidar e, iktidara yakın pek çok isimde erken seçim, baskın seçim senaryosu anketler falan üzerinden analizler yapıyor. Başta Abdülkadir Selvi olmak üzere. Buna da elbette kulak kabartmakta yarar var. Her ne hal ise Erdoğan'ın sağlık durumu bir kampanya kaldıracak boyutta değil, belki ilerleyen aylarda daha da kötüleşebilir. Ondan dolayı seçimin tarihi öne alınabilir. Erdoğan son kez vatandaştan o isteyebilir. Jübile mi yapacağım falan diyebilir. Her şeyi yapabilir. Fakat durum ne olursa olsun bir sene içerisinde bir seçim söz konusu ve bu sene seçim senesi. Yani önümüzdeki 10-12 ay içeris içerisinde en geç bununla yüzleşeceğimiz muhakkak. Diyor ve bir sonraki yayında görüşmek umuduyla yayını kapatıyorum. Hoşçakalın.